Efendim merhabalar. Yine bir pazartesi günü sizlerle birlikteyiz. İyilik, güzellik ve sağlık dolu bir hafta temenni ediyoruz. Ben Profesör Doktor Mithat Baydur ve değerli dostum Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile beraber yine bu hafta sizlere bir sohbet ortamında sizlerle birlikte olacağız. Sevgili hocam, biraz da böyle bir günceli yakalayalım diye bir kaygı insan gidiyor tabii. Evet. Bu hafta çok konuşulan bir şey oldu. Çok konuşulan ama yani aslında bir miktar beni de rahatsız eden bir şey oldu. Geçen hafta bir İstanbul'da Galatasaray-Trabzonspor maçı oynandı. Ve hakem oyunun kaderini belirledi. Hakem oyunun önüne geçti. Öyle diyorlar değil mi? Hakem oyunun önüne geçti. Her şeyin önüne geçti. Evet, aynen öyle. Çok konuşuldu. Hatta şimdi hakemlik hayatının bittiğinden de söz ediliyor. Evet. Fakat bu dünya basına da konu oldu. Bir anda böyle bizde tuhaf kahramanlar çıkıyor. Evet. Şimdi hakem yani oyunu kötü idare etmiş olabilir. Evet. Ama neticede hakem de bir insandır. Zaten futbolun bu kadar güzel olması da zaten bana kalırsa hayatın kendisine benziyor. Yani futbol şöyle de oynanabilirdi. Çok karmaşık çözemediği bir pozisyonda bütün oyun durdurulur, kayıtlara bakılır, top kimin ayağından çıkmış, kim kime daha çok faul yapmış. O tespit edildikten sonra evet efendim topu şu kullanacak, devam edin de denilebilirdi. Ama böyle bir şey kullanılmıyor, oyun devamlı akıyor ve tamamen her insanın da hata yapabileceği gibi, hepimizin hata yapabileceği gibi hakem de yapıyor. Bazen doğru karar veriyor, bazen yanlış karar veriyor. Tıpkı hayatın kendisine benziyor. Yol ayrımına geldiğimizde bazen doğru kararlar verebiliyoruz, bazen yanlış kararlar verebiliyoruz. Onun için zaten futbolda güzel yapan bu. Hakem yanlış kararlar verdi. Ama futbolculardan biri, Trabzonlu bir futbolcu, eğildi dört kişinin arasından, kafasını kolunu uzattı. Hakemin elindeki kırmızı kartı kaptı. O kırmızı kart kaparken yere düştü. Aldı ve hakeme gösterdi. Aman Allah'ım. Futbolcunun adına tişörtler yapıldı. Futbolcunun adını Trabzon'da bir sokağa vermeye kalktılar. Omuzlarda taşındı. Belediye meclisine hemen karar çıkartacaklarmış. Trabzon'da bir sokağa adını vereceklermiş. Heykelini dikmeye kalkanlar falan. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi hakem hata yapabilir ama bu kamusal alandaki, bir futbol oyundaki bu disiplini bozan, genel gidişata aykırı hareket eden ve bu aykırı hareket ettiği için de dünya basınında, dünya medyasında gülünçlükle karşılanarak böyle gülünç unsurlar kategorisinde gösterilen bir örneğe biz niye tapınıyoruz? Yani kötü bir örneği niye kahraman hale getiriyoruz? Burada bir problem var gibi geliyor bana. Hocam zaten böyle olduğu için de bu tür problemler bitmiyor. Bu bitiyor. Yarın öbür gün başka bir olay oluyor. Ya bir sportif müsabakada olabilir bu. Bu bilim alanında olabilir, siyaset alanında olabilir. Hayatımız gaflarla ve bu gaflar birilerinin hoşuna gidiyorsa, birileri bundan bir şey çıkartabiliyorsa o gafların övülmesiyle. Yani biz tamam hata yapmayın, hata yapmayan insan olmaz. Hatta şarkısı da var, hatasız kul olmaz diye. Hata yapılabiliyor, bu hataları hoş görelim derken, işte eğitimde şu Einstein'ın hayat prensiplerini falan verdik ya burada sevgili hocam bilimden. Evet, evet. Hata yapın, hata yapmaktan korkmayın, yaratıcılığınızı artırın, çalışın falan derken biz bunu demek istemiyoruz. Bu tarz hataları yapmamamız lazım, kitlesel olarak yapmamamız lazım. Şimdi önce futboldan girdiniz, çok da güzel hayata benzettiniz. Futbol sadece hayatla ilgili değil, yani bizim programın adı hayat, bilim, siyaset. Ya hocam. Evet. Futbolda hayat, bilim ve siyaset. Futbol bir bilim aynı zamanda, yani bilimsel, bunun oynayış tarzı var, kuralları var, ona göre çeşitli ekoller var. O 11 oyuncunun sahadaki yönetimi var. Her şey bilimsel artık. Onların bir araya takım olarak toplanması, oyun içerisindeki katkıları, o performansı verebilmek için bireysel olarak neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiği özel hayatlarında tamamen bilim. Öbür taraftan siyaseti çok yönlendirebiliyor. Koskoca Franco'yu al aşağı etti. Franco Real Madrid'den uğraşınca başı bayağı derde girdi yanılmıyorsam.
ve gene 2. Dünya Savaşı'nda enteresan futbol öyküleri var. Bu öykülerden bence en önemlilerinden bir tanesi Fenerbahçe'nin İngilizlerle İstanbul'da Taksim Stadı'nda yapıp Harrington Kupası'nı 2-1 yenerek aldığı maçtır. Koskoca bir ulusa büyük bir özgüven, moral aşılamıştır. Böyle örnekler çoktur. Şimdi bu kadar hayatı yönlendiren, bilimle, siyasetle iç içe olan bir konu olduğu için de bu oyuncunun hakeme kırmızı kart göstermesi çok ironik bir görüntüydü, enteresan bir görüntüydü. Bütün dünya medyası kullandı. Ama bütün dünya medyası bunu kullanırken tam da buyurduğunuz gibi alaycı bir ifadeyle kullandı. Aslında o oradaki kamu düzenini temsil eden hakeme karşı bir hareket. Hakeme asla kırmızı kart gösteremez bir oyuncu. Bunu yaptığı takdirde de kırmızı kart görüp oyun dışında kalır. Şimdi hakemin belki de maçta verdiği tek doğru karar. Bu evet. Oyuncuya kırmızı kart göstermesi. Ama ardından bu da olabilir. Buraya kadar o anda da bu oyuncumuzun adrenalini çok yükselmiştir. Haksızlığa orada tahammül edememiştir. Duygusal şeyler yaşıyordur, fırtınalar yaşıyordur beyninde. Ve anlık bir refleks olarak bunu yapmış olabilir. Bu hatayı yaptığı için bu oyuncumuza hiç kızmıyorum. Bu oyuncuyu hani asmaya, kesmeye, onu bu kadar böyle karalamaya veya aşırı eleştirmeye kesinlikle gerek yok. Nasıl bir oyuncu maç içerisinde kendini kontrol edemeyerek bir hareket yapıyorsa ve bunun küfredebiliyor mesela, bunun karşılığı da işte cezasını falan veriyorlar. Hayır işte bu, ama bu hareketten kahraman yaratılmasına ben karşıyım. Aynen öyle. Şimdi tam da oraya geliyorum. Oyuncuya kızmıyorum. Ama oyuncu da şaşkındı zaten. Fark ettiniz mi görüntüleri? Trabzon havalimanında geldi, omuzlara alındı. Böyle bir garip bakıyor adam etrafa, ne oldu falan. Sonra da hafif bir hoşluk da var. Bir kahraman oldu. Şimdi yanlıştan kahraman yaratmaya kalktığımız zaman problemler başlıyor. Bunu söylememe şimdi Trabzonlu olanlar kızabilir. Diyebilirler ki ne yani, Trabzon'un hakkı mı yenseydi orada? Gayet iyi yaptı. O hakemin de hakemlik hayatı bitsin zaten. Şimdi elimizde, biz duygusal davranan bir toplumuz ve elimizde hakemin böyle, neden böyle hatalar yaptığına dair yeterli veriye sahip değiliz. Çok laflar söyleniyor. Efendim birileri diyor ki 4 kırmızı kart, bire bilmem kaç veriyordu. Hakem şu kadar para kazandı buradan. İyi de acaba hakemin bu kadar para kazandığına dair elimizde somut veriler var mı? Gerçekten bire 4 kırmızı karta kaç kişi oynadı? Bir veri var mı? Hayır, yok. Hakem bu hataları Trabzon'u önünü kesmek için yaptı. Bakıyorum puan cetvelindeki durumuna. Trabzon Galatasaray'ı yense de yukarıyla ilgili çok fazla bir şeyi zaten zorlayabilecek durumda değil. Ama tabii ki bir prestij maçıdır, bir derbi maçıdır. Buna saygı duyarım. Tabii. Hocam bir araya girebilir tabii, miyim? Tabii, buyurun. Şimdi hani sakın Trabzon'la alınmasın esna, bu Trabzon meselesi değil. Değil, bununla aynen ilgili öyle. Hani madem söz böyle bir girdik. Başka örnekler böyle de vereceğiz zaten. Başka güncel olduğu için buradan girdik. Tabii ben mesela yine bir futboldan bir örnek vereyim mesela. Hacı diye bir futbolcusu vardı Galatasaray'ın. Doğru. Aman Allah'ım. Efsanevi bir futbolcu. Evet, gerçekten önemli bir futbolcuydu. Şimdi onu ayrı bir yere koyalım ama bir efsanevi bir futbolcuydu. Bir Hacı'nın büyüsü, Hacı kahramanı. Futbolu bıraktı gitti Galatasaray'dan. İki defa teknik direktör olarak kurtarıcı gibi çağırdılar. Her geldiğinde Galatasaray'ı daha da batırdı ve gitti. Hatta işte bugünlerde yine bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Üçüncü defa çağrılalım mı çağrılalım mı diye bazen basında da okuyorum. O Hacı silahlı kuvvetlere mensup bir hakemi dövdü. Ayağına bastı, tekmeledi ve o olaydan sonra silahlı kuvvetler bir daha hakem vermiyor maçlara. Evvelden hatırlarsınız. Evet. Yani işte emekli albay ya da işte görevde bir yüzbaşı ya da görevde bir assubay falan bir takım hakemler olurdu. Yani işte İhsan Türe, Erol Ersoy gibi falan. Mesela şimdi o Hacı vakasından sonra silahlı kuvvetler kendisine mensup kişileri hakem olarak maaşlara çıkartmıyor. Şimdi böyle bir olay oldu ama o Hacı da kahraman oldu. Yani şunu söylemek istiyorum hocam, konumuz hani tamamen futbol olmasın da yani mesela bir mahkemede duruşma var. Hakim delillere itibar etmiyor. Savunmaya da yeterince süre vermiyor ve hatta savunmayı kale almıyor. Kısacası evrensel insan hakları ve evrensel hukuk prensiplerinden hareket etmeyerek davayı da çok çabuk karara bağlayarak tahminlerin ve hayallerin ötesinde bir
mahkumiyet kararı veriyor. Diyelim ki sanığa. Sanık da derhal sanık köşesinden fırlayarak hakimi tokatlıyor. Hakimin önündeki alıp kalemi kırıyor ve mahkemeyi bir tarumar ediyor. Ve buradan bir medya ya da biz yeni bir kahraman çıkarıyoruz. İşte bileğinin gücüyle hukuku arayan adam gibi. Bu son derece yanlıştır. Yanlış. Bu kamusal alandaki otoriteyi, disiplini eğer zedelemenin, berbat etmenin önünü açarsak kaos olur. Bunu hiçbirimiz altından kalkamayız. Ve hocam çok haklısınız. Şimdi bu hakemlik hayatı bitti. Bırakacak artık düdüğünü falan. Şimdi ne oluyoruz? Yani bir hata yaptı. İnceler bunu ilgili federasyon. Bakar, ona bir ceza verir, bir süre bekler. Tahkime gider. Tabii. Her neyse ama... Siz de o mahkemenin kararını beğenmezseniz temyize gidersiniz. Ama background'da başka bir şey var sevgili hocam. Background'da bir hakemlik mesleği üzerinden ya da oradaki otorite üzerinden arkadaki otoriteye sert bir yumruk atılıyor. Nasıl bir yumruk? Zaten biz onu karalıyoruz. O oranın elemanı. Biz o iradeye güvenmiyoruz. Hani onu cezalandıracak, hani bırakacak ya sistemin içinde. Gene hakim örneğinde de verdiniz ya. Adam kürsüye saldırmak yerine gidecek, ne yapacak? Yargıtay'da temiz edecek bunu. Yargıtay'da da olmadı. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek vesaire vesaire. Şimdi bu kamusal düzen içerisindeki belli noktaları aşındırdıkça biz aslında şunun da farkına varmamız gerekiyor. Eğer bu hakem gitti, arkasından şu başlayacak. Siz bunu buraya atadınız, kasıtlı atadınız, zaten siz taraflısınız, zaten siz bir şey yapmayacaktınız bu hakeme. Ne olacak? Bu federasyon yıpranacak. Sonra o gidecek, başka bir federasyon gelecek. Şimdi her gelen federasyon döneminde her canı sıkılan, her puan kaybeden, her işte canı yanan doğrudan buna saldırdıkça o gidecek, bu gelecek ama kimse memnun olmayacak. Herkesin memnuniyetsizliğinin altında yatan aslında yıprattıkları alanın orada gerekli bir federasyon olduğunu, bir bütün olarak bizim böyle bir futbol federasyonuna ihtiyacımız olduğunu insanların anlaması gerekiyor. Evet. Mahkeme örneğinde verdiniz sevgili hocam, mahkemelere ihtiyacımız olduğunu. Evet, içinde hatalı hakemler çıkabilir. Ama hakemlik müessesesi lazım. Futbolu kime idare ettireceğiz? Tabii. Kim yapacak? Yani yurt dışından hakem mi ithal edeceğiz? Hakim hata yapabilir. Hakim ama de bizim hukuka ihtiyacımız var. Aynen, hukuka ihtiyacımız var. Bireysel hatalar ve bireysel örnekler üzerinden onun temsil ettiği sisteme saldırmak kadar yanlış bir şey yok. Tabii. Keşke hiç yapmasalar. Sevgili hocam, bunu. Buradan bu tekil örneklerden böyle bir kamusal alana karşı böyle bir... Sivil itaatsizlik de değil bu. Başka bir şey bu. Bu bambaşka bir şey. Bu terör. Etik terör. Bir lümpence saldırı yapmak, lümpence başkaldırı yapmak, şehir düzeninde yani şehir estetiğinde ve kent etiğinde uymayan davranışlar yapabilmek artık bizim böyle vakayı adiyeden olaylar oldu. Bu çok rahatsız ediyor. Maalesef. Şimdi burada bir problem var. Yani bizi bunu futboldan daha yani mikro ya da tekil örneklerden çıkarak daha tümel bir şekilde değerlendirmek lazım. Örneğin şimdi bizim mesela Türk toplumunda biz evimizin içlerini çok temiz tutarız. Değil mi? Genelde böyle bir Türk adetidir. Her ne kadar batılı mekteplerde okumuş etmiş olsak, çoğumuz batıda bulunmuş olsa ve geri dönmüş olsa bile mesela ayakkabılar çıkartarak eve gireriz. Evimiz işte tertemizdir. Bayramdan önce çok büyük temizlikler yapılır. Şimdi mesela öyle bir şimdilerde çok yaygın mı bilmiyorum ama böyle 70'li 80'li hatta 90'lı yıllarda çok yaygındı. Öyle bir buzdolabının üzerine nakışlı işlemeli örtüler koyarlar. İşte sehpaların üzerinde dantelli örtüler vardır. Böyle ev böyle bakımlı, temiz ve titizdir. Ama bunu yapan aile dördüncü kattan çöpü dışarıya fırlatır. Komşusunun şimdi, balkonuna şey silkeler, evet. Efendim, kilim silkeler. Evet. Evde böyle titiz ve temiz gözüken bir adam arabasının camını açarak özgürce seyir halindeyken yola tükürür. Şimdi burada bir şey var. Kamusal alana karşı bir kendinden görmeme yahut da kendini kamusal alana ait görmeme yahut kamusal alanı değersizleştirme, değerli bulamama gibi
bir problemler, bir handikaplar var. Bunu mutlaka psikososyal kökenleri olması lazım. Biraz bunun üzerine durmamız lazım gibi geliyor bana. Burada bir kere bencillik var bu işin içerisinde. Yani kendimiz için her şey iyi. Ama burada işin bir boyutuna gene futboldan başladık. Tabii. Oradan gideyim. Şimdi Galatasaray cephesinden ses var mı? Yani bu 4 kırmızı kart oldu, bir şeyler oldu. Hiçbir şey yok. Hiçbir cevap yok. Yani onlar sessiz. Buradaki hatayı onların da şey yapması lazım. Yani onların da evet bizim lehimize oldu ama hatta hatırlıyor musunuz? Orada bunlar bir tartışma doğru değildi. Bir tartışma yaşandı. Hani penaltıya neden oldun bari? Atmayı ver o penaltıyı. Ne olacak? Yani ardından seyircinin 3-3 diye bağırması, futbolcuların birbirleriyle topu alışverişi. Yani futbolun güzeli, her şeyi berbat oldu, gitti orada. Trabzonlular için bir şey söyleyeyim. Ben Fenerbahçeliyim. Otto Baric diye bir antrenör vardı. Yanlış mı söylüyorum? Bir teknik direktör vardı. Trabzon'da bir kupa finali oldu. Beline taş gibi bir şey atmışlar. Bir çakmak attılar beline. Sırtında kalın kabanı var. Soğuk bir hava işte yani atılan nesne neyse ağır çekimde falan gösterdiler. Geldi beline. Fakat adam sanki tribünlerden koca bir kaya atılmış, taş atılmış gibi yere attı kendini, kıvrandı. Sonra Fenerbahçeliler bunu aldılar, hastaneye götürdüler. Bir yumuşak doku zedelenmesi raporu aldılar. Ama zamanlı federasyon başkanı da demişti ki sanki bazuko mermisi geldi gibi bir şey. Şimdi ben öyle bir örnek veriyorum ki hocam, burada bakın bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Bir tanesi, sevgili Trabzonlular, Otto Baric'in bu davranışında kesinlikle etik bulmuyorum. Çok yanlış. Yani orada bu kadar ajitasyona gerek yok. İki, federasyon başkanının da sanki bazuka mermisi geldi. Kardeşim, tribünden bir şey atılıyor. Atılan şey yanlış. Bunun yanlışlığını söyleyeceksiniz. Bunun yanlışlığı üzerinde duracaksınız. Bu kadar gidip de yumuşak doku zedelenmesi bilmem ne alıp o maçı tekrar ettirmeye çalışmak filan bunlar komik işler. Bunları yapacağımız yere futbolun kendisiyle ilgilenseydik futbolumuz daha da gelişirdi. Zaten gelişememe nedeni. Gelelim bu insanların neden böyle davrandığına. Kendi alanlarına herkes, kendi işine herkes çok şey. Çok hakim ve çok mutlu. Kendi lehine olan her şey çok güzel. Şimdi bakıyorsunuz hakem bir karar veriyor. O karar yanlış bir karar. Yanlış karardan faydalanan taraf da evet bu yanlıştı demiyor. O da geliyor diyor ki zaten bizim ondan önceki hafta şuradan gitmişti zaten. Buradan da geliversin canım ne olacak? İşte bunun ucu bucağı yok. Aklıma bir örnek geldi söylediğinizle ilgili. Bunu da tamamlayayım. Belki bunun üzerine siz de bir şeyler söyleyeceksiniz. Ankara'da çalışıyorum kendi kurumumda sevgili hocam. Bir yere acil bir koli ya da bir şey göndermem gerekiyor. Kimseyi bulamadım. Arabama atladım. Üzerimde beyaz önlük var yalnız. Hastaneden gidiyorum. Onunla beraber gittim. Hemen şeyde PTT şubesi vardı yakında. Hı hı. Oraya gittim. Bir hanımefendi bomboş oturuyor. Hemen gittim koli verme yerine. Aceleyle şeyimi doldurdum. Onu koydum. İnanılmaz yavaş hareket ediyor. Ve sanki böyle işinden nefret ettiği belli. Canı da bir şeye sıkılmış belli. Ama çok yavaş hareket ediyor. Ben de dedim ki acelem var biraz. Baktı şöyle dedi ki aceleniz olabilir. Ama dedi burada dedi benim de dedi yapmam gereken bir sürü işlerim var. Yani bir şekilde dedi bekleyeceksiniz tabii burada da buranın kurallarına uyacaksınız gibi bir şey söyledi. Ne yapıyordu bilmiyorum. Bir şeyleri bir şeylere yazıyordu orada. Ama ben bir vatandaş olarak gelmişim. Beyaz önlüklüyüm. Acelem olduğunu söylüyorum. Hastaneden geldiğim belli. Ama hastanede hangi klinikten geldim? Kulak burun boğazdan mı, şuradan mı, buradan mı? Bir yerden geldim. Ben de onun gibi düşünüp beklesem. Ve farz edin ki ben bir poliklinikten geliyorum. Hasta görüyorum ama acelem var o sırada. Şimdi burada tamamen ağırdan alıyor. Belli ki canı sıkılmış. Belki doktorlara kızdı. O da beni bekletiyor orada. Belki kendisi şeyde bekledi. Hı. Ve tam da düşündüğüm gibi çıktı. Dedim ki niye bekletiyorsunuz? Bakın benim dedim yetişmem lazım. Belki de dedim bir poliklinikte hasta bakıyorum ben. Ve çok nazik söyledim bunu.
Dedi ki sizin o polikliniklerinizi biliyoruz. Biz de geldik çok bekledik orada. Ha, belli ki canı sıkılmış orada beklemiş. İyi de şimdi eline düşürdün. Sen beni orada geciktirirken o poliklinikte bir başkasının beni beklemekte olduğunu düşünmüyor. Evet. Kendi intikamını almak istiyor. Kendi alanının ne kadar değerli olduğunu bana belletmeye çalışıyor. Ama biz hepimiz bir birleşik kaplar teorisi içinde geniş bir alanda birlikte yaşıyoruz. O birlikte yaşadığımız alanda işte bu kurallara mümkün mertebe uysak, birbirimizin işini kolaylaştıracak şekilde hareket etsek. Bir de bir laf daha söyleyip burayı bitireyim hocam. Bir yabancı söylemiş galiba, demiş ki bu Türkler bir kapıdan çıkarken buyur, önce sen buyur falan diyorlar da trafikte neden canavarlaşıyorlar bunu hiç anlayamadım demişti bir Avrupalı ya da Amerikalı. Evet, evet hocam. Ama o mirim önden siz buyurun lafı biraz daha böyle yani Osmanlı terbiyesinin falan olduğu dönemlerdi. Yani bu biz bu son özellikle 30 yılda yoğun köyden kente göç ve bütün o kentin kendine özgü dominant diğerlerinin içinde absorbe edebilecek bir kültürünün olmamasından dolayı kentlerin köylüleri kentleştirmek yerine bizatihi kendilerinin bir köy durumuna düşmesiyle bütün bu vasıflarımızı kaybettik. Sevgili hocam, şimdi mesela buradan ve bir takım örneklerden çıktık. Bakın çok güzel böyle yine kamusal alandaki revanşist eğilimler. Maalesef. Yani işte ne bileyim böyle askerde bir zamanlar kendi bölük komutanından çok ağır sözler işitmiş bir adamın ileride polis memuru olduktan sonra o subayın oğlu geldiğinde, adam da oğlunu kurtarmaya karakora geldiğinde ondan böyle gizli bir intikam alması gibi böyle Türk toplumunda az ya da çok hepimizde revanşist eğilimler var. Ama problem bence şöyle gibi hocam geliyor bana. Şimdi mesela bu kamusal alandan bahsettik ya. Bir buradan belki bir millete doğru da gidebiliriz biz. Evet. Mesela ünlü Alman filozofu Herder diyor ki insanlar da hepimizde böyle yemek içmek gibi fizyolojik bir ihtiyaç gibi adeta tırnak içerisinde ait olma duygusu vardır. Biz bir yere eğer ait değilsek köksüzlük ve kimliksizlik bizi sarar ki bu kendi kendini yalnızlaştırmanın, yok olmanın ve tecrit olmanın çok önemli bir yolunu açar. Hepimizde bir ait olma duygusu vardır. Biz nasıl niye sevmeliyiz kamusal alanı? Mesela Benedict Anderson diyor ki patriot, hani patriotik falan deriz ya biz, patriot füzeleri de var. Kökeni vatan, vatansever. Patriot, vatan. Peki vatan diye tercüme ediyoruz ama daha etimolojik indiğin zaman atalarımızın doğduğu yer o. Hatıralarımızın olduğu yer. Yani bu topraklar bizim o tükürdüğümüz, geçtiğimiz, birbirimize kavga ettiğimiz yer, hatıralarımızın olduğu, atalarımızın olduğu yer. Biz bir milletiz ama galiba işte burada millet olmayı beceremedik. Şimdi bir korkunç bir kutuplaşma, önünü alamadığımız bir nefret söylemi, bir türlü birlik ve beraberlik olamama, bir empati kuramama, birbirimizi anlayamama çok önemli sorunlarımız var. Yakın hani basit gibi gözüküyor ama bu siyasetin diline falan da yansıyor. Bu çok çok önemli bir şey hocam. Bir bakıyorsunuz mesela işte Alevi Sünni, işte ne bileyim ben Kemalist muhafazakar, laik dindar, Türk Kürt, işte Fenerbahçeli Galatasaraylı. Yani o kadar çok fay hatları oluşturuyoruz ki yetmiyor gibi. Her gün yeni fay hatları buluyoruz ve birbirimizle yeni mevzilere çekilip ve adeta bütün ceplerimizi, üstümüzü başımızı cephanelerle ve teçhizatlarla doldurup birbirimize savaş açmanın yollarını arıyoruz. Bu çok vahim bir tablo. Birbirimizi yeniden sevmenin yolunu, yani birlik içerisinde, çokluk içerisinde birlik, birlik içerisinde çokluk gibi böyle bu uyumu, ahengi nasıl yakalayacağız acaba hocam? Evet hocam, güzel soru. Şimdi bir kere futbola dönersem, bu farklılıkları söylediniz ya, futbolda 11 farklı oyuncu ve kenardan yöneten ve bunun yedekleriyle oynanan bir oyun. Takım oyunu oynayamıyoruz biz. Ahenkli bir takım oyunu oynayamıyoruz o yüzden. Sonuç itibariyle böyle bölüştükçe, ayrıştıkça, ayrıştığımız yerlerde polarize oldukça aslında birbirimizin de işini zorlaştırıyoruz.
İşte federasyonu aşındırınca, mahkemeye veya hukuku aşındırdıkça, şehir kurallarını, şehirde yaşanması, herkesin toplu uyuması gereken bir takım kuralları aşındırdıkça aslında kendi işimizi zorlaştırdığımızın, o toplumun bir parçası olduğumuzun, bunun bize yolsuz elektrik olarak çok negatif bir şekilde geri dönecek olduğunun hiçbir şekilde farkına varamıyoruz. Metroya iniyoruz, kalabalık olduğu bir saatte, orada yazıyor. Hatta anons ediyorlar. Lütfen önce inenlere bir yol veriniz. Kapı açılıyor, inenler çıkmaya çalışıyor, dışarıdan girmeye çalışıyorlar ve herkes birbirine çarpa çarpa, o omuz atarak dışarı çıkıyor, öbürü omuz atarak içeri giriyor. Böyle bir kaos yaşanıyor. Bazen böyle birbirine ters bakışlar, fırlatmalar falan da oluyor. Hani metro biraz beklese kavga edecekler aslında da neyse, ona şükredelim. Birazdan kapıları kapatıp gidecek, o da işine yetişmek zorunda. Böyle bir durum. İki nedeni var hocam bence. Bir, adab-ı muaşeret derlerdi. Görgü kuralları. Ve görgü kuralları evrensel etik kurallara dayanır. Ve görgü kuralları her ülkenin de kendine göre hassasiyetleri vardır. Ne bileyim işte Batı toplumunda şarap kadehi şöyle tutulur, çok önemli bir adab-ı muaşeret kuralı olabilir ama bizim toplumda çok da önemi olmayabilir. Fakat bütün toplumların kesiştiği temel görgü kuralları var. Ve bu görgü kuralları zaten söylediğiniz o kamusal alanda nasıl davranılması gerektiğinin kuralları, aslında zemini etiğe oturur bunun. Bu birinci sıkıntı. Adab-ı muaşeret bilgimiz yok. Bakmıyoruz, okumuyoruz, incelemiyoruz, öğrenmiyoruz. İki, tabii bu adab-ı muaşeret, her şeyin adab-ı muaşereti işte. Futbolcu olmanın, hakem olmanın vesaire. İkincisi hocam empati. Empati dediğimiz şey kendini karşıdakinin yerine koyabilmek. Atasözümüz var ya sevgili hocam, iğneyi kendine çuvaldızı, pardon, iğneyi başkasına çuvaldızı kendine. Çuvaldızı kendine. İğneyi kendine. Önce iğnenin etkisini bir hisset de çuvaldızı sonra batır. Evet. Bak iğne bile ne kadar acıtıyor. Şimdi karşıdakini anlamak, onun yerine kendini koyabilmek, bu da önemli bir şey. Tabii. Ve biz bu duygularımızdan ayrıştıkça, polarize oldukça, belli grupların içine girdikçe ve çıkarcı yaklaştıkça, her şeyde kendi çıkarımız doğrultusunda hareket ettikçe empati yeteneğimiz de köreliyor. Empati ve adab-ı muaşeret, yani görgü, evet, olmayınca kamusal alan diye bir şeyin de bizim için bir önemi kalmıyor. Tabii. Kamusal alan bizim yaşadığımız o küçük alan oluyor sadece. Tabii. Sevgili hocam, buradan belki bir, yani bunun bir eski tabirle terbiye, talim ve terbiye, yani eğitimden geçtiğini düşünürsek, belki benim birkaç tane naçizane önerim olacak. Bilmiyorum ya da yani bir veya şöyle söyleyeyim, bir tartışma açmak istiyorum. Belki sizin de mutlaka çok güzel katkılarınız olacaktır. 1998 yılında, 98-99 döneminde benim büyük kızım Alman Lisesi'nde okuyordu. Gittim bir gün Alman Lisesi'ne, baktım. Şey var orada, bizim kızın haberi bile yok. Bu işte Fulbright'la yurt dışına öğrenci exchange program, değiş tokuş programı. Hemen aldım onu, doldurdum. Kızcağızın haberi yok falan. İşte ülkeler yazılı işaretleniyor. Hani Alman Lisesi'nde Almanca okuyor, İngilizcesi gelsin diye ben Amerika Birleşik Devletleri işaretledim. Ve neticede Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Ve kızımız Ohio eyaletinin Cleveland kentinin Kirtland kasabasına gitti Amerika'da ve lise 2'yi orada okudu. Şimdi tabii böyle sürekli haberleşmek yasak. Yani o kurallara da uyuyorsunuz. Çünkü o gittiği ülkenin kültürünü, iklimini, davranış biçimlerine süratle adapte olması istendiği için bu süratle, bu oryantasyon ve adaptasyon sürecinde ülkeyle de biraz geçici olarak bağını kopartması isteniyor. Fakat çocuk döndükten sonra tabii konuştuk. Baba, orada bana uzaydan gelmişim gibi bakıyorlar diyordu. Şimdi bakın, bu çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde burada bilim üretimi, dünyadaki bilim adamlarından bahsederken hep böyle Amerika, daha önceki programda Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinden bahsettik. Hakikaten de tekrar bahsetmeye belki gerek yok ama yani işte Harvard gibi, Stanford gibi, Massachusetts Institute of Technology gibi, Yale gibi, Princeton gibi bir dünya devleri var. Büyük bütçelerle, büyük bağışlarla ve büyük Nobel'li hocalarla çalışan yerler. Dolayısıyla bunlardan tabii bir takım örnekler almamız lazım. Ancak çok
bu enteresan bir şey. Bahsettiğimiz lise 2, bana uzaydan gelmişim gibi bakıyorlar sözü ne anlama geliyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde fiziği de, matematiği de, geometri de, kimyayı da adam akıllı lisans düzeyinde okuyorsunuz. Orada artık bölümünüzü seçiyorsunuz, hı hı, ve devasa konularla ve problemlerle lisans düzeyinde üniversitede uğraşıyorsunuz. Lisede biraz daha böyle hayata dönük, işte Amerikan Anayasası, Amerikan hükümeti nedir, seçimler nasıl olur, bir takım yüzeysel bilgiler, hayata dönük bilgiler. Şimdi Amerika'yı dolayısıyla, hani Amerika'dan bahsediyoruz, genel tabiri de burada bir referans gösterip Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani Türkiye'de üniversite sınavlarına giriyor. Bilmiyorum son yıllarda nasıl da bazen böyle gazetelerde çıkardı gülünç. İşte 60 tane matematik sorusu var, Türkiye ortalaması 3,5 gibi. Hı hı. İşte bilmem 60 tane edebiyat sorusu var, o Türkiye ortalaması, o biraz daha fazlaydı galiba, 18 miydi bilmiyorum. İşte fizik ortalaması 4,2, kimya ortalaması 2,8. Ya bir işe de yaramıyor. Dolayısıyla ben lisedeki çocuklara integraldi, türevdi, limitti gibi devasa konular yerine müfredat programlarını yeniden gözden geçirmesini önlüyorum. Peki şimdi soru, sevgili hocam, sözü nereye getirmek istiyorsunuz diyeceksiniz. Biz daha böyle daha basit matematik, daha basit bir fizik, daha basit bir coğrafya, daha basit bir kimya olsun, ders saatleri azaltılsın. Bunun yanında insan hakları, kent kültürü ve sevgisi, demokrasi ve birlikte yaşama, yurttaşlık hakları ve bilgisi, edep ve görgü gibi dersler koyulması lazım. Hatta bunlar böyle deskriptif derste kalkıp birisinin anlatması değil. Böyle bir skeçlerle, tiyatral bir takım oyunlarla, bir takım mizansenlerle öğrencilere sahnelendirmeli, gösterilmeli. Kuyrukta nasıl bekleyin? Biri ihlal etmeli. Öbürküsü bir dakika ne yapıyorsunuz beyefendi, sıranıza geçsene demeli. Bunu öğretmen de orada bir sahneye oyunu koyan gibi, bir oyun koyucu gibi sahneye ya da bir senarist, yönetmen gibi idare etmeli. Bir takım bu tiyatrallerle birlikte yaşama, edep, görgü, demokrasi, kent bilinci bunlar falan verilmeli. Yoksa biz bu gidişatımız bir jungle'da yaşamak gibi. Bu çok kötü. Sevgili hocam, hem yurttaşlık bilgisi dersi şimdi var mı bilmiyorum. Benim zamanımda vardı. Bir ara adı vatandaşlık bilgisi oldu. Evet, yurttaşlık bilgisi, milli güvenlik mesela böyle derslerimiz vardı. Ben şeyi de hatırlıyorum, adab-ı muaşeret ve görgü kuralları ile ilgili de bir şeyler anlatıldığını bu derslerden birinin içinde biliyorum. Milli güvenlik değildir de yurttaşlık bilgisinin içinde olabilir tabii. Tabii en önemli jungle'da yaşıyoruz şeyi, trafik mesela, trafikteki problem, İstanbul'un trafik kaosu, trafik kazalarında kurallara uymama yüzünden daha çok ve gerekli tedbirleri almama, işte kurallara uymama bunun bir parçası, ciddi şekilde insan hayatını kaybediyor. Ama bu kadar bariz bir şekilde problem olmasına rağmen daha ölümden öte bir şey var mı? Ölümlü trafik kazasından daha kötü bir şey var mı? Buna rağmen bu azalmıyor ve artıyor. Sevgili hocam, hemen siz devam edin. Paylaşabilir miyim? Tabii. Çarpıcı olduğu için söylemek istiyorum. Kurban Bayramı biliyorsunuz 4 gündür. Evet. Kurban Bayramı 4 gün boyunca, Kurban Bayramı bittikten sonra haberlerde şöyle bir şey geçer. Geçen seneyi bilmiyorum, evvelki sene ölenlerin sayısı 400'dü. Evet. Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki. Yani. Böyle bir şey. Yani böyle, çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Böyle de bir terör var. Şimdi orada da şuradan başlıyor iş, sıkıntı. Ben hocam evden gelirken bakıyorum işte bu radyo trafik var. Onu dinleyerek başlıyorum kontağı çevirirken. O sabah sürekli şeyi anlatıyor işte köprü, çevre yolları bilmem ne. Özellikle köprü beni ilgilendiriyor. Köprü trafiğinin nereden başladığı önemli. O Çamlıca rampa diyorsa direksiyonu köprü tarafına kırıyorum. Oradan daha çabuk gelme ihtimalim var. Yok uzun çayıra kadar kuyruk sarktı diyorsa başka bir güzergahı kullanıyorum. Şimdi köprüyü kullandığım zaman gördüğüm bir şey var. Sağ şerit var, ambulans şeyi, o köprü trafiğinde ağır 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 gidiyoruz belli bir yere kadar. Ben köprüden önce son çıkışı alıp gideceğim. Bir sürü böyle çakarları yanan, yanıp sönen araçlar geçiyor. İstanbul'a yeni geldiğim zamanlarda diyordum bu memlekette ne kadar çok bürokrat var, ne kadar çok böyle bu tarafta oturup da karşı tarafa giden önemli devlet erkanı var. Dakikada bir tane geçiyor çakarları yana söne yana söne. Meğer millet gidip arabasına bir yerde bu çakarlardan taktırıyormuş. Tabii 20 lira sonra falan da, evet, onu taktırıyor sonra oraya giriyor oradan vın gidiyor. Şimdi burada birkaç tane şey var.
Tabii. Bu arkadaş çakarla gidiyor. Öbürleri de öbür tarafta kuyrukta bekliyor. Biz de ağır 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 gidiyoruz. Ama hocam şu ambulansla maça gidenleri de unutmayın sakın. Ha, ambulansla maça gidenler var. O ayrı. Şimdi kuyrukta bekleyenler aptal yerine konmuş oluyor burada. Bu bir. İkincisi, kuyrukta bekleyenler bir süre sonra düşünmeye başlıyor. Bizim ne eksiğimiz var ki? Biz de gidelim 20 liraya bir çakar taktıralım, biz de geçelim. Belli bir süre sonra zaten o çakarlardan da tam köprüden önce son çıkış var ya, oraya yaklaştığımda görüyorum ki çakarlar peş peşe dizilmişler orada, trafik tıkanmış. İşte bir kısmı bu tarafa gidecek falan. Arkadan ambulans gelse mümkün değil geçmesi. Bir ambulans hepimizin başına geliyor trafikte giderken. Can hıraş feryat, bütün şeylerini açmış. İçinde bir işte hasta var ama ambulansın geçebileceği alanlar tamamen işte işgal edilmiş. Gidemiyor. Gidemiyor ve hiç kimse de hiçbir şey yapmıyor. Herkes bakıyorum ben trafikte. Adam işgal etmiş şeyi. O saat en sağdaki şeridi işgal etmiş. Önünde tıkalı. Arkada ambulans ciyak ciyak bağırıyor. O cep telefonundan bakıyorum ben. Mesaj gönderiyor, şey yapıyor falan. Hiç oralı bile değil. Yani insanda biraz bir sıkılma olur ya. Bir canı sıkılır, bir ajite olur. Bir sağa sola bakar. Bir şeyler yapalım gibi ön tarafa doğru bakar. Bir şey hiç oralı bile değil. Yani bu kadar da geniş bir duyarsızlık var. Bu işte yaşadığınız şehri bir süre sonra jungle'a dönüştürür. Ve burada bir takım farklı problemler ortaya çıkmaya başlar. Çakarlara müdahale etmezseniz, geçen akşam televizyon programında söylüyordu. Efendim işte cezası şu kadar. Ya köprünün tam çıkışında bir tane polis motosikletiyle bekliyor. Zaman zaman o da şey gönderiyor, mesaj gönderiyor sağa sola. O da bıkmış artık işinden gibi bir manzara var. Tek tek durdurup şakır şakır orada ne bileyim ben ceza kes. Yani yetkili ya da görevli olup olmadığına bak. Ha bazen de ceza geliyor. Mesela ben ceza yedim hadi onu da söyleyeyim. Asla o şeyi orayı ciddi şekilde işgal etmedim. Ha baktım ki çıkışıma 250 metre var. Önümde boş. Hani sağa kırayım da oradan gideyim, kaçıp tabii gideyim. Evet. Arkadakinin de yolunu açarım dedim ama orada da kameraya yakalanmışım. O gün kamera varmış, onun da cezasını ödedim. İşte ama böyle statik olduğu zaman ha, olmuyor. İşte yani. Statik yani geçerken gözüne birisini kestirirse şöyle durur musunuz efendim deyip de bilmem arabanın ruhsatına, şoförüne bakmakla olmuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yani böyle bir size gittiğiniz güzergahtan süratle sola kaçıp tekrar sağa kaçıp bir zikzaklar çizerek gidiyorsanız, hız sınırını açtıysanız bir bakarsınız birdenbire büyük bir gürültülü motosiklet sesleriyle derhal önünüzü kesmişler ve polis önünüze geçerek arabadan indirip işte ellerinize kaldırın derler. Yani hocam? Burada bir motorize ekipler daha böyle evet, devingen bir yapı olması lazım. Dediniz ya buna ne neden oluyor? Neden jungle'laşıyoruz? Bu kamusal alan neden problem oluyor? Adab-ı muaşeret ve empati demiştim. Yani görgü kuralları ve empati. Bir üçüncü bir şey eklemek geldi aklıma galiba. Çok önemli burada. Ambivalent tavır deriz biz. Ne demek? Tutarsız tavır. Yani anne çocuğunu yetiştirirken tutarsız bir tercih, tutarsız davranışlar. Çocuk cezalandırılması gereken yerde cezalandırılmıyor. O biriktiriliyor. Çocuk hiç hak etmediği bir yerde onun da birikmiş olarak cezasını görüyor veya aslında hiçbir şey yapmadığı halde sonradan bunun acısı çıkıyor filan. Bu daha böyle şeyli, daha problemli bir çocuk yetiştirmemize neden oluyor. Galiba ambivalent tavrımız her yerde var. Bir tutarsızlık var. Demin de dediğim gibi orada son 100-150 metrede, 200 metrede neyse çıkıp hiç de engel olmadan önünde açık gidiyorsun, orada ceza ödüyorsun. Ama başka bir gün orası sıkışıyor, orada polis duruyor ama hiçbirine hesap sorulmuyor. Mesela bu bir ambivalent tavırdır. Yerinde ve zamanda tutarlı bir şekilde kurallar ve cezalar net gösterilecek. Kırmızı kartla başladık. Kırmızı karta dönerek ben kendimle ilgili sözlerimi isterseniz tamamlayayım. Galiba sonuna doğru geliyoruz. Orada da işte ambivalent bir tavırla karşılaşıyoruz. Yani o sistem içerisinde bir oyuncu bunu yapıyor, ne yapıyor? Belli bir bölüm omuzlarda gezdiriyor.
Şimdi bu Trabzonlu oyuncudan daha fazlasını yapmak da birinin, yani kahraman olabilmenin böyle de bir yolu var gibi bir şey de çıkıyor, evet, galiba. Evet. Bir tutarsızlığı biz bu alana da taşıyoruz, evet, gibi. Tabii. Yani buradan tekrar kaybettiğimiz bir, yani bir millet, bir kamu ideası üzerinden hareket ederek söylemeye çalışıyorum ben. Bir kaybettiğimiz o sevgiyi, dayanışma ruhunu, paylaşma ruhunu bir şekilde bulabilmemiz lazım. Şimdi tabii çok temenni etmem tabii bunu, ama bakıldığı zaman bütün bir tarihe de çok büyük bir travma yaşadığı zaman toplumlar yeniden o kendi aralarındaki o dayanışma, sevgi ruhunu yakalıyorlar. Yani bu bazen bir savaş oluyor, bazen çok büyük bir deprem oluyor. Yani bunları yeniden yakalayabilmemiz için bunları yaşamamız lazım demek kadar çok dramatik bir ifade olmaz. Ama bunu, bu travmaları yaşamadan da bunu yakalayabilmenin yollarını mutlaka bulmalıyız. Hocam, mutlaka bulmalıyız. Doğru söylüyorsunuz. Aklıma çok dramatik bir örnek geldi. Eskiden benim yetiştiğim mahallede, ki sizinki de öyledir, bir komşumuz rahmetli olduğunda, vefat ettiğinde filan, insanlar kahkaha atmaya, gülümsemeye bile çekinirlerdi. Tabii. Aynı binanın içinde. Tabii. Radyonun sesini kıs. Tabii, oğlum bravo. Bak. Aynı onu söyleyecektim. Bak, radyo günleriydi, evet, ve radyonun sesi açılmazdı. Derlerdi ki kıs radyonun sesini, bak şey var, komşumuzda bir cenaze var, ya da açma radyoyu, televizyonu kapat vesaire. Tabii. Oradan nereye geldik? Bir terör olayı oldu. Ankara'da bir sürü yurttaşımız hayatını kaybetti. Eve geldim. Ben Ankara'daydım o akşam, döndüm, televizyon açtım. Bir yerde evlenme programı, öbür yerde vur patlasın, çal oynasın programı. Ya böyle bir şey olmaz. Tabii. Biraz daha duyarlı bir toplum olmamız, evet, gerekiyor. Bir kaybedersek bir daha bunları bir araya getirmemiz de son derece, tabii, zor söylediğiniz. Bunlar çok önemli aslında hocam, ama yani aslında program yetmiyor. Yetmiyor. Keşke maalesef. Yine başka konular konuşulurken değişik varyantlara bazen sapıyoruz. Doğrudur. Bunlar üzerinde biraz daha durmamız lazım. Bu toplumsal nizam, sevgi, dayanışma ve paylaşma için çok önemli ölçütler, çok önemli kriterler. Doğrudur. Ve kaybettiğimiz çok önemli değerler. Bunları inşallah tekrar konu konuyu açtığında bir şekilde tekrar bu yola girme ve biraz daha müzakere edebilme şansını yakalarız. Efendim, bu hafta da burada bitiyor. Ben Profesör Doktor Mithat Baydur, huzurlarınızdan sevgi ve saygılarımla ayrılıyorum. Sevgili hocam da herhalde belki bir şey söyleyecek. İyi günler efendim.